Murat, bir dakika gelir misin? Bugün aldım bunu. Biraz tamiratla harika görünecek. Epey işin var gibi görünüyor. Ne yapayım? Hoşuma gidiyor böyle şeylerle uğraşmak. Eski püskü bir tabloyu alıp ondan yeni şeyler yaratmayı seviyorum. Tıpkı senin gibi. Konu yine hasretse eğer... Hayır. Hasret beni hiç ilgilendirmiyor. Konu sensin. Senin bu halin. Ne varmış halimde? Sıkılma hemen. 2 dakika konuşamayacak mıyız? Yorucu bir gün oldu anne. Ne söyleyeceksen söyle, sonra odama gidip biraz dinleneceğim. Şuna bir bakar mısın? Ne işi var bunun sende? Senin için yeni bir piyano sipariş ettim. Artık bu inadı sürdürmenin anlamı ne? Söyler misin? Bu bir inat meselesi değil anne. Benim bir kararım. Sen de bu karara saygı duymalısın. Yardım gecesinde çaldın ama. Belli etme, sende ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Biliyorsun anne. Sadece o gece içinde. Başka anlamlar aramamalısın. Lütfen Murat. Bu işi daha fazla uzatma artık. Hiç anlamıyorsun beni anne. Hiç anlamıyorsun. Neymiş anlamadığım? Benim adıma benimle ilgili kararlar alıyorsun. Benim yeniden müzik yapmak gibi bir niyetim yok. Ama sen tutmuş piyano sipariş ediyorsun. Senin iyiliğin için yaptım. Benim iyiliğimi istiyorsan hiçbir şey yapma anne. Benden uzak dur. Yeter! Benimle konuşurken laflarına bile dikkat etmiyorsun. Hasret tüm hayatımızı alt üst etti. Şu hale bak. Seni tanıyamıyorum artık. Onun bu eve girmesine asla izin vermemeliydim. Bir suçlu arıyorsan hasretten başkalarına da bakmalısın. Ne demek istiyorsun sen? Beni mi suçluyorsun şimdi de?